Virgüldür benim adım. Sıralanan kelimeler arasında varım. Bugün çilek, kiraz, karpuz yedim. Gör bak neredeyim. Evet çocuklar, virgül. Virgülü yaparken çok eğleneceğiz. Şimdi bu şiiri ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz. Evet, bir de aynı bu şekilde güzelce defterinize yazın. Şimdi tahtayı temizliyorum, yenilerini yazıyorum. Sevgili öğrencilerim, tahtaya 4 tane cümle yazdım. Önce ben çekiliyorum. Siz tahtayı yaklaştırın, yaklaştırın, yaklaştırın ve yazın. Ondan sonra yazdın mı? Tamam, videoyu durdur. Öyle. Videoyu durdur. Tahtayı yaz. Sonra videoyu başlat ve beraber bu etkinliği yapalım. Tamam mı? Heh, yaptın değil mi? Aferin sana. Evet, bakalım. Çocuklar, bu virgül ne yapıyor biliyor musunuz? Birbiri ardına böyle inci gibi sıralanmış eş görevli sözcüklerin arasına giriyor. Mesela Canan öğretmenim, ben anlamadım, bana örnek ver diyorsan vereyim. Mağazadan etek sıraladı bak. Ne aldığını sıralıyor bak. Etek hemen harfin dibine geldim. Bir nokta yaptım ve sol tarafa doğru uçuyoruz. Tamam, hadi. Hop, kıvırıyoruz. Tamam. Etek, tişört. Bak tonluyorum, görüyor musun? Virgül gördüm, tonluyorum. Mağazadan etek, tişört, hırka almış. Tamam mı? Sonra çocuklar bazen bazı cümleleri yazarken böyle hepsine nokta koymuyoruz. Üst üste cümleler, 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 cümleler. Cümleler yazıyoruz. İşte o cümleleri ayırmak için de virgül kullanıyoruz. Virgül bir dakika diyor. Dur dur dur. Orada bir karışıklık varsa ben geleyim halledeyim deyip araya giriyor. Yazdık, karaladık, okuduk. Evet, yazdık bir cümleymiş. Bunu virgülle ayıralım. Yazdık, karaladık. Tık tık tık, harfin dibinde sola doğru uçtum. Yazdık, karaladık, okuduk. Bakın virgül olunca ne de güzel tonluyoruz değil mi çocuklar? Şimdi buradayım. Evet, hayır, pekala, hay hay, tamam sözcüklerinden sonra bir cümleye başlıyorsak o sözcükten sonra virgül koyarız. Mesela evet, virgülle ayırıyor. Bak tonlamış da oluyorum. Evet, sınıf öğretmeniyim. Evet, sınıf öğretmeniyim demiyorum. Evet, sınıf öğretmeniyim. Burada virgül ne yaptı? Yine bir ton kattı. Yine bir ayırdı. Bir dur dedi. Değil mi? Neydi? Evet, hayır, tamam, pekala, hay hay. Bu kelimelerden sonra cümle kuruyorsam bu kelimeden sonra virgül koyuyorum. Anlaştık mı? Anladın mı? Hı yap. Tamam. Şimdi sevgili öğrencilerim, çocuklar, bunlar hitap sözcükleridir. Efendiler, değerli öğrencilerim, sayın velilerim, bunlar hitap kelimeleridir. Yani karşıdakine sesleniyorum. Karşıdakine diyorum, mesela size diyorum ki sevgili öğrencilerim. İşte bu hitap sözcüklerinden sonra da şuraya virgül getiriyorum. Sevgili öğrencilerim, yarın okul kapanacak. Tatili bekliyorsunuz değil mi? Daha tatile var. Şimdi ödevlerinizi yapın, kitabınızı okuyun, sorumluluklarınızı yerine getirin. Evet, şöyle bir bakıyorum. Virgülle de işimizi hallettik. Ben sevdim seni. Ben sevdim virgülü. Sen de sevdin mi? İyi bakalım. Muhakkak defterine yaz. Ama özene özene, inci gibi yaz, tamam mı? O zaman bir sonraki derste görüşürüz. Ben kaçıyorum. Bye bye.